Evet sevgili arkadaşlar, bugün domuz avcılığı hakkında bir söyleşi yapacağız. Neredeyiz? Sarıyer'in Bahçe köyündeyiz. Çok sevdiğimiz yer, çok sevdiğimiz dostlarımız var sizlerden iyi olmasındır. Domuz hakkında birkaç söyleşi yapacağız. Olmazsa olmazlarını konuşacağız. Domuz avının nasıl yapılması gerektiğini konuşacağız. Bilgimizce, kendimizce. Yanımda iki tane arkadaşım var. Bir tanesinin evindeyiz. Sizden iyi olmasın. Fatih Güner kardeşimiz. Hoş geldiniz. Serkan Durusoy kardeşimiz. Hoş geldiniz. Demirciköy'den. Domuz avı hakkında birkaç muhabbetimiz olacak. Neler yapmalıyız, nasıl yapmalıyız, ne şekilde davranmalıyız avımıza karşı onu konuşacağız. Serkan kardeşim, domuz avı hakkında neler söylersin bir babadan domuzcu, dededen domuz avcısı olan bir arkadaşımız olarak? Şimdi İhsan abi, domuz avı demek bence bir tutku demek. Yani tabii ki de herkes avcı, herkes ava gidiyor, herkes ava gitmek istiyor. Ama domuz avının bazı riskleri de var, güzel yanları da var, keyifli tarafları da var. Domuz avı bence saygıyla yapılması gereken, ava saygı duyulması gereken bir av olduğunu inanıyorum. Bütün avlara saygımız olacak. Bütün avlara ama saygımız olacak. Domuz avının adrenalini fazla, ekibi herkesten olmayacak bir tabii, av. Tabii, tabii. Tecrübe gerektiren, çok iyi düşünüp doğru hareketler yapması gerektiren bir av bana göre. Tabii ki de domuz avının olmazsa olmazı köpeklerimiz. Evet. İyi köpeğin olacak. Eskiler der iyi köpek av yaptırır, kötü köpek yol yaptırır. Çok doğru söylemişler eskilerimiz. Yani dediğim gibi saygı duyulacak ve de yani şimdi domuz avı dediğin zaman abi, domuz avı bir ekip işi. Evet. Ekip bir kere birbirini tanıyacak. Ava saygı duyacak, etiklerini bilecek. Nasıl davranması gerektiğini bilecek. Yani bir de domuz, ben özellikle İstanbul avı için, yani İstanbul avlarından bahsedeyim. Bizim Anadolu gibi bir domuz popülasyonumuz yok. Yani keza yani biraz daha saygı duyulmasından taraftarım ben. Yani nasıl desem, hani şöyle zamanında. Bravo. Şimdi çok iyi bir noktaya değindin, zamanında diye. Burada Fatih kardeşime söz vereceğim. Ona söz vermeden önce şunu söyleyeceğim. Biz iz avcılığı yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Doğru mu? Ben de onu demek istiyorum. Şimdi Anadolu'nun çoğu yerinde avlandık. Domuz avını yaptık. Evet. Yıllarca gittik geldik. Çok uzun süredir gitmiyorum. Bizim burada İstanbul avına, İstanbul avı başka bir şey bence. Başka bir kültür. Büyüklerimizden öğrendik. Şu av, bu sistem lafını unutma, sen benim kardeşimsin. Beykoz'un bir iki postasında da var. Var, var. Sarıyerlilerde var bu zaten. İstanbul'un çoğu yerinde var. Bizim sevdiğimiz o. Bizim sevdiğimiz domuzu izlemek, domuzun nereye gittiğini, nasıl gittiğini, nereye girdiğini, sonra onu oradan saatlerce mücadele edip bir yere kapatıp, bizde öyle tabir ederler. Ondan sonra nereye kaçar, nasıl kaçar, nereden kovalamak lazım. Bunlar tamamen bir ekip ve biraz da strateji işidir. Severim ben. Bilgi birikimi. Bilgi birikimi güzeldir. İşte hava nereden eser, nasıl yapar, erkek domuz nereye kaçar. Bunlar bizim sevdiğimiz işler. Bunlar bize daha farklı domuz avını. Şimdi Serkan'a dönmeden önce sana bir şey daha söyleyeceğim. Belli bir dönemden sonra sizi bildiğim için konuşuyorum tabii. Ama ben biliyorum ama kıymetli izleyicilerimiz sizi tanıyan var, tanımayan evet, var. Evet. Ben sizde birkaç sefer şeye şahit oldum. Belli bir dönemden sonra sürü domuza köpek koy vermiyorsunuz. Bunu bana bir açıklar mısın? Şimdi şöyle bir şey düşünüyoruz. Biz yıllardır büyüklerimizden de öyle gördük. Şimdi eskisi gibi değil. Domuz avı artık çok kolaylaştı. Herkes bir köpek alıp, bir tasma alıp domuz avı yapabiliyor. GPS dediğimiz. Tabii tabii. Herkes kolaylaştı yani. Nedir o? İstanbul'un bir geliri yok. Kapalı bir yerdeyiz. Anadolu gibi değil. Uçsuz bucaksız meralarımız yok. Bu herkes nerede ne kadar domuz var aşağı yukarı biliyoruz yani. Şimdi domuzlar geve.
da çoğu da doğurdu zaten. Evet. E doğurdu. E şimdi buna köpek salmamak lazım. Bu domuz avını yapmamak lazım şimdi. Yapıyorsak erkek domuzu, erkek domuzlara köpek salmamız lazım. Ama maalesef çoğu arkadaşlarımız buna özen göstermiyorlar. Çok yanlış. Şimdi ondan sonra o meramızda domuz kalmadı diyorlar. Domuz, önce biz domuzu, bizim en çok sevdiğim, beni en çok heyecanlandıran hayvan domuz. Köpeklerin ve domuzların. Bizim domuzlarımız yani. E bu domuz biterse, biterse ne yapacağız yani? Ondan sonra Anadolu Avı'na gitmemiz lazım. Anadolu Avı da pek fazla hoşlaştığımız bir av değil. Gene gidebiliriz. Ama işte onun için domuzumuza saygı duymamız lazım. Gebe domuzu vurduğumuz zaman üzülmemiz, insanlar üzülmüyorlar. Arkasındaki potikleri bile tüfek atıyorlar. Hani bizim düşünemiyoruz ya. Yani. Evet sevgili arkadaşlar, yeni bir Impala günlükleri programı için Denizli'de Selçuk Postlu arkadaşımıza misafir geldik. İyi bir yolculuktan sonra Anadolu'muzun misafirperverliği, iyi misafirperverliği altında güzel bir akşam yemeği yedik. Programın 3 yapımcısı da burada. Sevgili Hakan Artkın, Selçuk Postlu ve ben İhsan Kale. Bugün domuz avı yapacağız. Bakalım neyle karşılaşacağız. Bugün bizi nasıl bir avlığa götüreceksin? Nasıl? Bereket var mı? İzlenimlerin, araştırmaların ne yönde? Nasıl? Abi bugün misafir dağına gidiyoruz. Akşamdan beri şimdi gaz veriyorum. Çok güzel bir yer abi. Rahat, öyle soğuk değil. Çok güzel misafir dağı. Güzel domuz gelecek. Hayırlısıyla. Yani misafir dağı dedim ya, benimki gerçekten misafir dağı arkadaşlar. Gerçekten 10 numara yere gidiyoruz. Tek dikkat etmemiz gereken geyikler abi. Geyikler de gelecek. Geyikleri sağ tarafa doğru ayırmamız lazım. Sol tarafa doğru domuzları. Sol tarafta kim bekleyecek? Sol tarafta Hakan abi. O bana akşam geldi, ben ne zamandır domuz vurmuyorum abi dedi. Abim dedi, işte dedi bir ayarla gari dedi, kimseye bir şey dedim ama burada klasik numaramı tabii Selçuk'a çektim. Abi ben hiç domuz vurmadım. Bir el atarsam memnun olurum filan. Bakalım inşallah güzel avcılık olacak. Güzel olacak. Bu sene oraya ilk kez gidiliyor herhalde i̇lk değil mi o bölgeye? Evet. Tam bir senedir girmiyorum ben. Şansımız artırıyor. Biraz yağmurlu bir hava var. Ama müthiş. Şeker değiliz, erimeyiz. Köpeklerin çalışması için bu hava çok daha iyi tabii ki. Evet. Muhakkak. Bakalım. İnşallah rast gelir. Hadi bakalım binelim arabalara. A bölgemize gidelim o zaman. Gidelim abi. Haydi rast gelir bakalım. Günaydın arkadaşlar. Bugün geç geldik ama güzel bir meraya geldik. Çam. Burada her çeşit çam var. Bayağı birkaç çeşit çam var. Ardıç da var. Bir orman yolundayız. Ben 4 gündür Çivril'de değildim. Tavas tarafındaydım. Orada av turizmi varmış. Bir arkadaşım var. Ona yardım etmeye gittim.
sabırsızlıkla hafta sonunun gelmesini bekledim. Şimdi bir tane azılı izi bulduk hocamla beraber. Hocam bugün mü acaba? Nedir tahminlerin? Dün akşam. Dün akşama benziyor. Taze. Taze mi? Taze. Bulumuz burayı böyle batırdığına göre bayağı ağır bu. Baksana. Şuna. Şimdi burada bir şey var. Sen biraz önce dedin ya. Burada bir motosikletli gelmiş. Sanki budumuz buradan şey yapıyormuş. Motosikletliyi görünce herhalde hemen budumu şuraya atlamış mı dedin sen? Evet. Buradan güzel direkt açılıyor. Şuradan hemen şuraya atlamış. Evet, evet şuradan. Bakalım buraya girmiş. Bak buralar da koşmaya başlamış. Doğru. Oraya koşmuş. Şimdi biz arkadaşlar hemen köpeklere tasmaları takacağız. 4 tane köpek getirdim bugün. Fazla getirmedim. Bakalım şansımızı deneyeceğiz. Bugün azılı bize nasip olacak mı? Acaba hocama mı nasip olacak? Hocamla bugün ortak bir noktamız var. İkimiz de aynı tüfeği kullanacağız. İkisi de Impala. Impala Plus. Buradan da sponsorumuz olan İstanbul Silah Sanayi'ne selam gönderiyoruz. Hemen sabırsızlıkla ava başlayalım. Hemen başlayalım çünkü yerimde duramıyorum. Evet. Notumuzu da açalım. Evet. Her şey hazır. Bütün şartlar oluştu. Hava güzel. Akşam, daha doğrusu gece, iki sefer güzel yağmur yağdı. Sabaha karşı yağmur durdu. Tam bir av havası, domuz av havası. Meğer ki rastgele demişler. Şartlar çok güzel, köpekler güzel. Ekip çok güzel, uyumlu bir ekip. Bakalım, gerisi kısmetimize kalmış. İnşallah görüntüye bir şeyler alabiliriz. Açılışta söylediğim gibi güzel bir yolculuk sonucu Denizli'ye ulaştık. Arkadaşlar çok güzel karşıladılar bizi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Anadolu'muzun misafirperverliği tekrar gördük, tekrar yaşadık. Efendime söyleyeyim. Güzel bir akşam yemeği yedik. Güzel bir otel ayarlamışlar sağ olsunlar. Otelde kaldık. İyi bir uyku uyuduk malumunuz. Hava çıkacağız. İyi dinlenmek lazım. Şu ana kadar bütün şartlar, bütün yaşananlar çok güzel. Umarım bundan sonrası da güzel olur. Olmasa da yani kaza bela olmasın tabii. Yani avcılık olmasa da buralarda olmak çok güzel. Şu anı, şu doğayı yaşamak çok güzel. Avcılığı düşünen, kendini doğaya atmak isteyen arkadaşlara tavsiyemizdir. Mutlaka kendilerini doğaya atsınlar, toprağa bassınlar. Bu güzel havayı teneffüs etsinler. İvedilikle tavsiyemdir. Şimdi Serkan'cığım, bir domuz köpeğini nasıl yetiştirirsin? Bir domuz köpeğinin sana maliyeti nedir, değeri nedir? Şeyler duyuyoruz. Domuz köpeklerini bir şekilde çalıp tenzih ederim tabii. Bunları herkese mal etmek istemiyorum bu konuşmalarımızı. GPS'ini bırakıp köpeği alıp giden arkadaşlarımız var. Bunun bir avcıya yıkımı nedir? Domuz köpeğinin bir ömür biçemiyoruz galiba. Onları bir açarsan bize, çünkü domuz köpeğini koy veriyorsunuz, bir daha gelip gelmeyeceği belli değil. Onu bir açarsan bu konuyu sevinirim. Şimdi İhsan abi, bana göre domuz köpeğinin avcıya bir değeri yoktur. Şöyle bir değeri yoktur. Ele ki onu yavrudan büyüttüysen... Bir bedeli yoktur yani. Bir bedel konuşulamaz. Yani adam hakikaten avcı ve köpeğini seviyorsa. Ama tabii var günümüzde köpek ticareti yapanlar var. Köpek başkasının köpeğini meradan arabasına atıp
yurt dışına kaçıranlar da var. Tabii bu bir saygısızlık ve çok büyük bir terbiyesizlik ama yani ben çok köpeğimi bugüne kadar çaldırmadım. Yani köpek şey yapmadım ama tabii ki de avda öldü. Çok köpeğim öldü. Domuz öldü. Çok domuz öldürdü. Yani şöyle söyleyeyim, iyi bir domuz köpeğiniz gittiği zaman o avdan yani bir dönem soğuyorsunuz. Yani kolay yetiştirilen bir şey değil. Kolay yetiştirilen bir şey değil. Yani bunu doğuyor, 2 aylık oluyor, bunun aşıları var, bakımı var. Ondan sonra bunu tabii büyüyor, onu ormanda işte eğitiyorsun. O yavru bir şeyler yapsın diye çabalıyorsun. Tamam, usta köpeğin var, av da yapabilirsin. Hani şimdi köpek yetiştiren arkadaşlar da avlanmaktan çok köpek yetiştirmeye yoğruluyor. Yani ben keza öyleyim. Yani benim şimdi usta köpeğimin önünde 10 tane domuz vuracağıma ben acemi köpeğimin önünde 1 tane domuz vurayım. O bana daha büyük keyif veriyor. Yani şimdi o köpeğin tabii ki bunda şöyle bir şey de var. İyi bir domuz köpeği olacaksa o kendini ufaktan belli ediyor zaten. Çünkü her yavru olacak diye bir kanun yok. Her yavru olacak diye bir kanun yok. Bakın, her av köpeği bir şekilde av yapar. Bir şeyler yapar. Bir şeyler yapar ama sen ne kadar avcıysan senin köpeğin o kadar avcı olur. Geçeriz çok basit. Daha geride de var bak, geride de var. Gel aşağı. Biz erkek domuz seviyoruz. Büyük domuz, azılı domuz avını seviyoruz. Azılı domuzun da ne zaman ne yapacak hiç belli olmuyor. Ondan zaten seviyoruz. Şimdi her gün sana bir şeyler öğretebiliyor. Bir büyüğümüz geliyor, o sana bir şeyler öğretebiliyor. Yeni köpeklerle bir şeyler öğrenebiliyoruz. Bizim en önemli şeyimiz o dikkat. O insanlar koyduğun yerde duracak, senin sözünü dinleyecek. Anladın mı? Elinden gelen en iyiyi yapacaksın. Zaten çok fazla da problem olmaz onlara diyor. Sen tedbirini al, takdir Allah'ın da diyor. Kesinlikle, evet. Kesinlikle.
Köpeklere geli veriyor. Elleme elleme. Şuradan güzel görüntü var. Dur çekiyorum. Dur ben yanına gidiyorum. Ha? Şimdi domuz köşeye sıkıştı. Selçuk Postu domuza doğru gidiyor. Domuz içeride. Selçuk. Bu arada köpekler iyice sıkıştırdı domuzu.
Adrenalin kovunda. Mahsus vurmadım ha.